İrfan biraz önce, yani iki dakika önce bir sarı yelekler haberini verdin. Bizim Gezi olaylarıyla benzer, Gezi olaylarının son bölümü diyeyim, Çatapata dönemi de benzer olaylar oluyordu. 67 hafta değil mi, 67 haftadır eylem var. Bakın orada o suçu işleyenleri araba devirenleri cam, çerçeve kıranların hepsine polis müdahale ediyor. Hepsini alıyor, yargılanıyorlar, suçlu bulunanlar suçlu bulunuyor, tazminat ödeyecekler ödüyor. Ama hiç kimse çıkıp da ya bunlar anayasayı devirmek istiyorlar. Bunlar mevcut hükümeti alaşağı etmek istiyorlar. Darbe yapıyorlar demiyor. Yani bir protesto hakkı aşırıya kaçanlar aşırıya kaçtıkları suçlamalar nedeniyle yargılanıyorlar. Bakın aynı şeyde 67 hafta oldu. Fransa Devlet Başkanı Macron'un ne bir bir, bir buçuk iki ay önce bir demecini okudum. Dedi ki bu sarı eylemlerinden benim de çıkarmam gereken dersler var dedi. Bakın bakışı, bakışı görüyor musun? Bizde hemen ama böyle bir şey oldu işte gezi. Ne kadar masum bir eylem başladı. Sonra için içine işte uzayınca, iyi yönetilemeyince, Cumhurbaşkanı Gül de öyle dedi hatırlıyorsun. İyi yönetilemeyince araya başkaları girdi. Çatapata işleri falan oldu. Ama bizde hemen yıllar sonra neyle suçlandı? O, Osman Kavala. Neyle Anayasa. Hükümeti cebir ve şiddet yoluyla devirmek. Ya bir kişi nasıl cebir şiddet yaparak diye kimse sormadı. Beraat etti. Beraat etti. Ortalık bir ayağa kalktı. Oraya da geleceğim. Niye beraat etti? Biraz önce sen de bahsetti. Yani mahkeme diyor ki finansör değilmiş. Bir tane belge yok ya. Bir tane olduğuna dair. Masak'ın bütün raporlarını inceledi ki yok diyor. Finansörü falan değil. Zaten aleyhine yapan, tanıklık yapan bir kişi de <laughs> Mahkemenin gerekçesi de ya üç gün önce iddianame yazılmadan bakın uzun bir tutukluluk var. Hatta beklendi ya iddianame çıkmadı çıkmadı iddianame yazımı üç gün önce savcılığa gidip ihbarda bulmuş. Yani bunu bulup getirmişler senin adını yazmışlar sen ihbarda bulun diye. Şimdi böyle bir iddianame e sonuçta beraat olur. Şimdi beraatten sonraki bir olay var ki işte beraatten sonrasında sonrası da tartışılıyor. Şimdi beraat etti ama Biliyorsunuz Osman Kavala bu sefer 15 Temmuz'dan içeride. İşte Serbenkli ile görüştü, görüşmede öyle bir görüşme de yok. Şimdi oradan da beraat edecek. Çünkü bu mahkeme de diyecek ki ya biz bu hani hiçbir belge bilgi bulamadık. bir siyasi dava olduğu, hapiste tutulmaya çalıştığı belli. Şimdi bunun bugün bir başka gelişme daha oldu. 25 baro, bakın 25 baro bir açıklama yaptı. Dedi ki ya, yürütme yargıya doğrudan müdahale ediyor dedi. Bu barola önemli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin e, Muğla, Edirne Bursa. Büyük illerin baroları öyle hani değil. 25 tane büyük baro bunlar. Avukatların büyük bölümünün sahi, hakim oldukları barolar. Diyor ki yürütme doğrudan yargıya müdahale ediyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır yargı krizini yaşıyoruz. HSYK siyasallaştı diyorlar çok çok önemli. müdahale etmiyor. Bakın ediliyor işte. Beraat kararından sonra ne oldu? Cumhurbaşkanı yani yürütme dedikleri çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütmenin yegane temsilcisi partisinin grup toplantısında çıktı. Bir manevra ile onu beraat ettirmeye kalkıyorlar dedi. Bakın daha beraat etmedim. Etmişken ettirmeye kalkıyorlar dedi. Burada da konuşmuştuk. Hesek Hakimler Savcılar Kurulu anında soruşturma başlattı. Şimdi bu yürütmenin yargıya müdahalesi mi değil mi? Soruşturma kim için başlattı? Beraat kararı veren hakimler için. Bugün de bir grup avukat aynı HSYK'nın birinci dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Gelişmelere bakın. Niye bulunuyorlar? Söyleyeyim. Diyorlar ki adil bir arkalama bu soruşturma açarak bu HSYK'nın birinci dairesi üyeleri adil yargılamayı etkiledi. Yargını görevini yapan kişiyi de etkilemek suçlarından suçlamasıyla daha doğrusu bir suç duyurusu yapıyorlar savcılar. Diyorlar ki ya bunların verdikleri karar nedeniyle bunlar çünkü bakın Şimdi beraat kararı nereye gidecek? Savcılık itiraz edecek. Bunu bekliyordu gerekçeli karar. Gerekçesini aldı sonra diyecek ki hayır itiraz. Ediyor. Nereye gidecek? İstinafa gidecek. Şimdi HSYK'nın soruşturması ne zaman sonuçlanacak? Diyelim ki HSYK soruşturmasında ya bunda bir şey yoktu. Normal yargılanma dedi. E istinaf mahkemesine etkilemiş olmayacak mı? Olacak. Diyelim ki bu hakimlere hakkında aa bu nasıl böyle beraat kararı verildi dedi. Onları hakimleri başka görevlere uzaklaştırdı. E yine esnaf mahkemesini etkilemiş olmayacak mı? Bakın nereden bakarsanız bakın şurada çok çok garabet var ortada. Yani yürütme, yürütme HSYK niye siyasallaşıyor? HSYK üzerinden mahkemeyi her türlü şekilde yani bundan sonra ne karar verirse verilsin işin içine siyaset girmiş olacak. İçin içine siyaset, için içine siyaset. Bakın Sadece işte böyle şeylerde gelmiyor. O kadar çok alana siyaset, o kadar çok alana giriyor ki o alanlara o kadar büyük tahribatlar yapıyorlar. Bir tanesi de futbol geleceğim şimdi futbol meselesine. Ben şey gibi derbi haftası vardı. Cumartesi Beşiktaş Trabzon, Pazar günü de Fener Galatasaray maçını seyrettik. Neyse İrfan bu konuda pek bir haber falan da ver, bir yorum da yapmadı veya ben duymadım. Belki de yap bir yorum yapmıştır Fenerbahçe üzerine. Şimdi bakın <laughs> tahribat siyasetçilerin bir verdikleri zarar. Biraz önce söyledik. HSYK'nın bu atayla mahkeme, isnaf mahkemesi ne karar verirse versin siyasi müdahale olarak kabul edeceğiz. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı biliyorsunuz Trabzon'da, Trabzon'la yakından ilgili. Hatta Trabzon'un teknik direktör değişimine de müdahale etti. Yani teknik direktörü uzaklaştırması. Teknik direktör de Ünal ya bu nasıl ekonomi demiş. Veya bu nasıl futbol deyince de Maliye bakın bir maçtan sonra bu oynadığınızda nasıl futbol deyince o da dönüp demiş ki iddiaya göre e ben bu nasıl ekonomi diyor muyum demiş. Bu yüzden atlar müda. Şimdi böyle bir söylenti var hakim oldu diye. ...işte Futbol Federasyonu'na etkiledi. Futbol Federasyonu üzerinden hakimlere, hakemlere etkiledi falan diye. Bir, bir algı var. Şimdi Beşiktaş maçı, Beşiktaş-Trabzon maçı, türbünler Bakanı protesto etti. Bakın, bütün türbinler bakanı protesto etti. Niye? Müdahale ediyor. Futbola müdahale ediyor. Trabzon'u şampiyon yapmak istiyor diye. Ama futbol takır takır da Trabzon top oynuyor. İhtiyacı mı var? Bence yok. Bence şu anda ligin en iyi top oynayan takımlarından bir tanesi. Hani diğer takımlara ama işte Fenerbahçe'yi seyrettik. Top oynamıyor. hani Hakken makken falan değil. Top oynayarak değil. Top oynamadıkları için yine Şey Beşiktaş tek kale top oynadı. Tamam. Ama Trabzon iki gol atarak hani durumu kurtardı. Bir genele baktığımız zaman Trabzon hani bu maçta Beşiktaş'a karşı Beşiktaş daha üstündü. Defans yaptı. Durumu kurtardı. Beraberliği oynadı. Yani biz gün olacak. Diyelim ki Trabzon şampiyon oldu. Beşiktaş, Galatasaray, Fener diğer kulüplerin seyircisi ne diyecek? Bakan yüzünden şampiyon. E şimdi bakın bakanın siyaseti müdahalesine bakın. Bir tarafta bir mahkeme kararı olacak. Ne diyeceğiz? Siyaset müdahale etti diyoruz. Bakın spora spora da siyaset. Etmese bile hiç bundan sonra bir şey yapmasa bile. Bakan ağzını yüz kapatsa bile bu algı değiştiremez. E yazık Trabzonlu futbolculara. O takımı çalıştıranlara, koşanlara, didinenlere, futbol oynamaya çalışanlara. Yazık değil mi? Bakın siyaset, siyaset kendi alanına çekilmeli bence. Siyaset ne yapma ülke yönetecek, sen yönet. Başka alanlara, sivil alanlara, insanların yaşamlarına, futbola, sanata, tiyatroya, kitaba falan bunlara karışmamalı. Ülkeyi nedir? Ülkeyi yönet. Bak, dolar 6.15 Maliye Bakanı işi ne? Bu niye 6.15 olduğunu söylemesi? Niye 15 kuruş zam geldi benzinine? Bugün geldi. Niye zam yapıyorsun? Dolar yükseldi diye. E sonra çıkıyorlar diyorlar ki dolardan size ne? Dolarla mı alışıyor? Bir sene olur mu? İşte dolar yükseldi. Hop anında benzine zam. Bence Maliye Bakanı bunlarla uğraşması lazım. Hazine Maliye Bakanı. Durum niye dolar yükseliyor? Niye durmuyor? Hani faizleri indirince her şey hayat güzelleşecekti, enflasyon inecekti. Nasıl enflasyon inecek ababam zam yaparak? Şimdi bunlarla uğraşmayıp siyasete, siyaset Spora, sosyal hayata girince işler biraz karışıyor, işler biraz alaturkalaşıyor. İrfan, söz sende. Bir Fenerbahçe yorumu da senden bekliyorum.